Ayşe Gülizar'ın önünü kestikleri görüntü. Ayşe Gülizar söylüyor. Fakat Berkan'la Sevda diyor ki yok diyor. Biz diyor yolunu kesmedik. Tesadüfen oradan geçiyorduk. Bir izleyelim lütfen bir kez daha tekrar. Tesadüf mü? Önünü mü kesmişler? Beraber izleyelim lütfen. Tesadüfen karşılaşmış değil de sanki o arabadan oradaki insanlardan hesap sorar gibi bir tavırları var. Öyle bir edaları var yani. Geliyorlar işte bir şeyler söylüyorlar falan. Niye yoldan geldiğini selam... Böyle mi selam verirsin yani? Nişanlı Berkan, annesi Sevda. Böyle mi şey gidersin selam verirsin? Baksanıza Sevda da böyle vücut dili falan böyle şey gerginler yani. Gergin bir şekilde Ayşe Gülizar'a bir şey kızmışsınız. Ayşe Gülizar bunları söylediği için. Yani biz de Ayşe Gülizar'a kızıyoruz ama sonuçta bazı şeylerde yani sizin ne yaptığınız, daha doğrusu hem annenin hem oğlunun ne yaptığı ortaya çıktığı için onlar da gerginler yani. Onlar kadere bu kader bunları duyduğu içinden ziyade nasıl bunlar ortaya çıktı? Tabii. Bundan dolayı niye gerginler. Söyledin? Niye söyledin? Ne gerek vardı söyledin? Bak ne güzel gidiyordu. Bir yandan orada hayatı var, bir yandan tabii, burada tabii. hayatı var. Olacak iş değil gerçekten. Şimdi Sevda diyor ki Berkan'ın nişanlısı Berkan'ın annesi Sevda ifadesinde diyor ki kuzeni ben senin adını da söylemek istiyorum o adını da söylemek istemiyormuşsun. Ben de gerçekten buna çok sinirleniyorum ama şimdi kadıncağız burada tek başına bir mücadele veriyor. Bütün ailede yani ismini bile söylemekten imtina ediyor ya. Neyse kuzene diyeyim ben sana da. Kuzene şimdi orada sen şeyle beraber Sevda sizin yanınıza geliyor ya. Sevda ile beraber gidip sahilde yürüyüş yaptınız mı? Sahilde yürüyüş yapmadık, kafeye geçtik. E peki niye Sevda biz beraber kuzenlerini de aldık diyor, beraber gittik diyor, sahilde yürüyüş yaptık diyor. Yaptık, kafeden çıktıktan sonra sahilde yürüyüş yaptık. Siz kafeden çıktıktan sonra sahilde yürüyüş yaptığınızda yanınıza kader var mıydı? Vardı. Vardı. Peki ne kadar beraber yürüdünüz orada sahilde? O zaman Sevda doğru söylüyor. Orada doğru, Allah'a şükür bir şey doğru söylemiş. Şeyden bir özür evet, dilerim, sözünüzü evet, kestim. Evet, evet. Şeye geçiyor. Benim yeğenimle Kader'in arkadaşı olanın yanında yokmuş. Aha. Şimdi orada Sevda'yla, Berkan'la kimle görüşmüşler. Anladım. Ondan sonra bunlar ulaşmışlar işte yeğenimle beraber gitmişler şeye, Mimar Oba'daki şeye, sahile gitmişler. Ya orada bir boşluk var. Yani evet o boşluk işte ben onu diyorum. Ayşe Gülizar önce size şunu söylüyor. Berkan işte bu bir aile meselesidir diye gönderiyorlar. Ayşe Gülizar'ı Berkan oraya geldiği iddiası varsa Ayşe Gülizar bunu net bir şekilde aslında yazışmalarında söylüyor. Fakat sonrasında da yalanlıyor. Diyor ki hayır diyor ben diyor işte bunu görmedim ama diyor geldiklerini beni aile meselesi diye gönderdiler. Şimdi aile meselesi ne olur? Sevda da yani, oğlu da oralarda zaten. Büyük bir olasılıkla iddiaya da göre Berkan da oralara gelmiş. İşte, mesele şu. Berkan oraya geldiğinde kadere ne dedi? Kadere hangi cümleleri kullandı? Ve o sırada ben o kafedekilere sesleniyorum. Orada etrafta duyanlar varsa. Yani ona söylediği bir cümle ya da bir şey. Kader de ona öfkelenip daha sonrasında gidip işte hayatına son vermiş olabilir mi? Ama şey oturmuyor. Kafede onları konuştular diyelim. Sonra neden Sevda ile yürüyüşe gidiyor? Orada yürüyüş yaparlarken Sevda'nın kadere bakışı nasıldı? Ne yapıyorlardı kuzeni? Yürüyüş yaptınız ya beraber sahilde. Sakinleştirmeye çalışıyorduk kaderi hepimiz birlikte. Hepiniz birlikte. Sakin miydi peki kader? Nasıldı? Bir an ağlıyordu, bir an sakinleşiyordu. Evet Berkan'la konuşacağım bugün diyordu. Hı hı. Sonra hı. tekrar ağlama krizlerine gidip bana bunu nasıl yaptı? Hı hı. Bir sene boyu benden nasıl böyle bir... Madem sevmiyordu neden bırakmadı? Berkan'la konuşacağını söylediyse bir insan değil mi Orhan Bey? Kendi hayatının o zaman hemen niye son verdi konuşmadan önce? Evet. O zaman görüştüler. O zaman bir mesaj falan atmış mı yanında acaba Berkan'la görüşelim diye ya da aradı mı? Evet bir mesaj var mı Berkan'a gönderdiği bir mesaj? Hayır hiçbir şekilde telefonları açmadı, mesaj da atmadı o gün ona. Hiçbirimizin telefonunu da açmasını istemedi. Hiçbirinizin açmasını istemedi. Peki ama sonrasında Berkan'a bir mesaj atıyor galiba bir, ya da Berkan...
Ona bir aralarında bir mesajlaşma oluyor diye biliyorum ben ama o mesajın detayını şu an hatırlamadım. Bir mesaj var aralarında. Hakkımı helal etmiyorum yazmış. Hakkımı helal etmiyorum diye yazıyor. Ondan sonra. Onu o gün işte bir sahildeyken AVM'ye bırakıyorsunuz siz. AVM'ye neden evet. gitmek istedi peki? Ne oldu AVM'de? Neden oraya gitmek istedi? Bir özellikle? Sahilde yürüyüş yaparken bir anda biz de orada zaten hani acaba Berkan'la mı görüşecek yoksa tekrar Gülizar'la mı görüşecek? Alışveriş merkezine bıraktınız. Yani oraya gitmek istedi alışveriş merkezine. Yani sahilde anladım. Yürüyüş yapıyorsunuz. Arkasından işte eve bırakabilir, gitmek isteyebilir ama alışveriş merkezine gitmek istemesi. Acaba orada biriyle buluşmuş olabilir mi? Biz de aynısını düşündük. Hani gideceksen neden oraya gideceksin diye. Ben tek başıma kahve içmek istiyorum dedi bir anda. Siz kaçta bıraktınız orayı? Siz kaçta bıraktınız? Evet. Tam hatırlamıyorum. 17 veya 16 civarlarında. 16 olmaz canım. Yani eğer 17 ise 1,5 saat zaman var. Tabii 17 ise 1,5 saat. Yani 17 ise de yani 6 mıydı hatırlıyor musun? 6 mıydı? Tam hatırlamıyorum. 6 gibiydi. 6 gibi ise yukarı gibi. Gitti biraz düşündü. 17:45'te sen geldin eve. Şimdi tamam, Berkan şimdi biz. Teşekkürler sağ olasın. Berkan şimdi senle neden görüşmek istiyor sevgili Gülnaz? Vicdanını rahatlatmak için mi bir teklif mi getirecek sana acaba? Bilmiyorum, vicdanını rahatlatmak için. Ama peki sen şikayetinden geri vazgeçecek misin bu dolandırma iddialarından? Onlardan? Asla vazgeçmem, ne ondan ne Gülizar'dan ne Arzu'dan ne Sevda'dan hiçbirinden. Asla ben şikayetimden vazgeçmem. Şimdi Berkan da telefona bağlanıp atar gider yapıyor. Berkan senin milyonların önüne çıkıp çıkmaya yüzün var mı? Sen kaderi sevdiğini söylüyorsun ya, kaderi gerçekten en azından Aziz hatırası için gel burada bildiklerini anlat. Belki Ayşe Gülizar bu işi yaptıysa, planı varsa annesiyle el ele ver, Ayşe Gülizar adalet önünde hesap versin. Ama sen sonuçta aldatmışsın. Yani onun parasını 60 bin lira olarak anlaştığınız halde 99 bin lira kredi çekmişsin. Sonrasında bütün sosyal medya hesaplarını, mail adreslerinin hepsinin şifresini değiştirmişsin. Bunları neden yapıyorsun? İnternet bankacılığına yani da girmiş. İnternet bankacılığına girmişsin, para çekmeye çalışmışsın. Yani bir suçluluk psikolojisiyle davranıyorsun. Ya gel bunların hepsine yanıt ver. Yani bizim senden tek istediğimiz bu. Annesinin karşısına çıkma cesaretin var mı? Çok merak ediyorum. O cesaret Erkan. Var ya, biraz yürek ister yani. Sende o yürek var mı? Gerçekten çok merak ediyorum. Konuşacağım. Berkan, hiç mi Allah'tan korkmuyorsun? Ben orada kızımı gömerken ya, ben orada acılar içinde kıvranırken, içim parçalanırken sen nasıl şifreleriyle, hangi vicdanla uğraşıyordun şifreleriyle? Neden? Hangi mantıkla, neden ama? Neleri silmeye çalışıyordun? Hangi delilleri karartmaya çalışıyordun? Niye panik oldun o kadar? Demek ki senin parmağın var bu işte. Bütün Gürpınar seni konuşuyor. Utan artık, utan, çık buraya. Cesaret et, çık buraya. Kaldırmasın önünden ya. Tamam, konuşacağız Gülnaz. Bütün iddiaları hepsini gündeme getireceğiz ama bir süre sonra artık yargının konuşması lazım. Onların harekete geçmesi lazım. Bir yandan da avukatınla beraber, Tahsin Bey'le beraber bir mücadele verdiğini de biliyorum. Biz kaderin ölümüne kim sebep oldu onu konuşacağız. Yarın ekranlarınıza getireceğiz bazı bilgileri, belgeleri. Ne istedi benim kızımdan? Ne ama istedi? Sen biraz dik durun, olur canım benim. Biraz ne sağlam istedi? Durmaya çalış ki sen onun için şimdi de başka bir mücadele vereceksin. Kesinlikle. Bu da senin biraz kaderinmiş. Tıpkı kader ismini koyduğun gibi kızına. O kaderi yaşıyorsun sen de canım Didem benim ya. Hanım, son nefesimi verene kadar ben mücadele edeceğim bu insanlarla. Ben mücadele edeceğim son nefesimi verene kadar. Tamam. Asla durmayacağım. Mustafa